Götest'ten herkese merhaba. Amerikan Mutfağı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Amerikan Mutfağı'nın yeni bölümünde ben İnan Özdemir, Kanka Kural'la birlikte NBA gündeminin artık normal sezonunun son bir haftasını konuşacağız efendim. Kanka abi hoş geldin. Hoş bulduk. Basketbol gündemimiz yoğun ama öncesinde tabii bayramlar diyelim herkese. Aynen. Güzel bir tatil olsun, sakin bir tatil olsun herkes için. Hayırlı, Hadi. keyifli ...biraz dinlenebildiğiniz, biraz eğlenebildiğiniz bir bayram olsun hepiniz. Amer Amerikan Mutfak izlediniz. Kaçırdığınız eski bölümlere baktınız, bir bayram tatili <laughs> herkese tavsiye ediyorum. Um Umarım daha iyi ve daha eğlenceli <laughs> ilkleriniz vardır diyeyim ben de. Onun dışında Kaan abi seni tebrik ederim. Ee, bir e, e? NBA fantazi Şampiyonluğu daha elde ettin. Ya, hayatın doğal akışı bu. Evet tebrik ediyorum. Bu arada senin benim elimi sıkmadan hakkın yok. Sen brüt üstlük yaptın ama bedelini ödedin. Evet abi Meral Akşener gibi çok yanlış zamanda <laughs> koalisyondan çıktık. Yani bu başarıda <laughs> payım var da diyemiyorum evet. maalesef. Çok yanlış zamanda terste kaldık. Kaan Kural bu haftanın ve bu sezonun şampiyonuydu. O yüzden bu hafta Kaan Kural'ı tebrik edelim. Yani Anthony Davis'e tarihte 70 maç oynatan ilk insan oldu. E, bu da senin ne kadar derin bağlantıların olduğunu gösteriyor zaten. Ya bir, bir yerler, söyleyin, bizim de arkamız sağlam. <laughs> Bizi de boş zannetme inanım. <laughs> Aynen öyle görünüyor. Matthew Van da tebrik ediyorum. Parubey'e gittim geldim. Canım kardeşim Matthew Van da kazandı. İzdin de Kaan abi. Yazımı da yaz Bugün çıkıyorum Amerikan mutfaktan. Eve dönerken metrobüste yazımı <laughs> tamamlıyorum. Akşam 19 gibi de rival'a girip benim yazımı okuyabilirsiniz. Veya Ozan Can Sülüm Arsenal isimli kulüp üzerine bir yazı yazdı onu okuyabilirsiniz. Ama Mathew yazımı da kaçırmayın efendim. Şimdi Kaan abi playoff resmi kesinleşti artık. Yani playoff resmin içi belli değil ama dışı en azından dağıldı artık. Üstünde şansını kaybetmesiyle birlikte. 20 takım net hangi takımların playoff hangilerinin playine gideceği tartışmalı ama özellikle Batı'da işler biraz daha karışık gibi görünüyor. Şimdi Doğu'da zaten Boston sezonu aldı götürdü ona bir şey demiyoruz. Chicago ile Atlanta'nın playinde karşılaşacağı da kesin. Batı'da da Clippers Dallas şu anda. Zaten onlar Allah'ın emri kesinleşen e, playoff eşleşmesi gibi duruyor. Ama Batı'da çok ilginç böyle küçük küçük soru işaretleri var son haftaya girerken. Ya aslında iki tane yarış var gibi. Bir tepesi, bir ortası gibi. Sen de söylediğin gibi... Yani kalan işte dört maç var çoğu takımın. Bir, iki takımın üç maçı var ama... Yani bu süreçte çok mucizevi bir şey olmazsa... Clippers-Dallas e, 4-5 eşleşmesinde bir kere daha... Son üç, üç, dört yılda üçüncü kez eşleştirdiler. <laughs> Olmaz bir şey ya. E, bence Golden State'in yeri de biraz net gibi. Yani onu da ayırmak lazım. Geri kalan takımlar ama... ilk üç sıra için Oklahoma City, Minnesota ve e, Denver'ın... 6 ile 9 içinde işte Phoenix, New Orleans, Sacramento ve Lakers'ın bir yarışı var. Ve kalan bölümde bu yarışları görüyoruz. Şimdi e İlk üç yarışının önemi normal şartlarda daha fazladır ama bugün NBA'de geldiğimiz yerde artık 1 2 3 olmanın çok 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 büyük bir farkı olmuyor onu söyleyelim. Tabii ki Batı birincisi olmak mesela Denver için çok önemli olması da Minnesota için bence manevi anlamda da bir önemi var. Onu söylemek lazım. Ve ne olursa olsun hani fırsat varken birinci olmak istersin. Fakat esas büyük yarış 6 7 8 9 yarışı. Çünkü oradaki her basamağın çok çok büyük önemi var yani. Ee, bir basamak yukarı çıkmanın. Ya 1 2 de şöyle bir durum var işte. Bunu yıllardır söylüyorlar. Zekla bunun en büyük avukat their numbers are like cool. oh Hatta bizim seyircilerimizden biri de yazmış. Abi birinciliğe bir ekstra şey getirilmeli bence NBA tarafından. Yani senin sezon boyunca birincilik için mücadele etmenin bir karşılığı olmalı. Mesela seçme hakkın olmalı alttan gelen takımlarda. Yani bunun kategorisini nerede belirleyeceksin bilmiyorum ama... ...hani play'inden çıkan iki takımdan birini alma hakkın olmalı mesela en azından. Böylece eş, avantajlı eşleşmeyi seçen azından kendi açından. Artı o orta vadeli çok güzel rekabetler de yaratır. Evet. Sen bizi, böyle. sen bizi seçtin ha diye. Tabii mesela düşünsene atıyorum. Jim Butler gibi bir oyuncuyu seçmeyem yani. Ben Miami'li. Diyorum. Miami benim için iyi diyen bir takım. Miami'ye elenirse Jim Butler 100 sene konuşur. Çok güzel bir hikaye mesela. Artık seçilen takım da ben sana gösteririm <laughs> motivasyonu da yaşar. Ama e, ilk üç sırada Denver, Minnesota ve Oklahoma City var. Denver ve Minnesota 54 galibiyette, Oklahoma City 53 galibiyette. Şimdi kalan takvime baktığımız zaman açıkçası Oklahoma City'nin bir mucizeye ihtiyacı var gibi gözüküyor. Çünkü Oklahoma City bir, bir maç geride olduğu gibi kalan dört maçında da Milwaukee, Sacramento, San Antonio ve Dallas'la oynayacak. Ve sakatları da var. Da var. Ee, zaten Şahid Alexander o iki hafta önceki Utah maçında John Collins çarpıştığından beri eskisi gibi değil. Zaten üç maçtır da oynamıyor. Ee, burada belki tek avantajı şey olabilir Oklahoma City'nin son maçları Dallas'la. Dallas'ın yeri belli olursa o son maçı üçüncü beşte oynayabilir Dallas. Ama zaten bir galibiyet geride Denver ve Minnesota'ya ve Denver ve Minnesota'nın kalan takvimi oldukça kolay. Faka... O avantajı ama Denver'dan tie break avantajı var aynı bitirirlerse. Öyle. E, Oklahoma City'nin bence en iyi senaryosu ikinci bitirebilmek olur. Burada da kritik nokta şu. Çarşamba günü ya yani yarın akşam bir Denver Minnesota maçı var. Hı hı. O maç çok büyük ihtimalle Batı birincisini belirleyecek. O açıdan da böyle sezonun sonunda bir küçük final olması çok e, önemli. O maçı ben Minnesota'nın çok önemseyeceğini düşünüyorum. Onlar için çok daha önemli yani. Ama Denver'da da şimdi Cemal Mür iyileştikten sonra nihayet ilk beşi bir araya getirdiler. Onu bir hedef maç olarak belirlemişler. Çünkü bu maçtan sonra iki takım da takvim inanılmaz kolay. Yani e, Denver'ın kalan maçları San Antonio, Memphis, Utah Utah 12 maçtır kaybediyor. Memphis zaten e, söylenen League karmasıyla sahaya çıkıyor. San Antonio son dönemde daha iyi ama yani normalde rakip olamaz Denver'a. Yani e, şey Denver o maçı kazanırsa Minnesota maçına gider. E Minnesota'nın kalan takvimine bakıyorsun. Bir tane Phoenix maçı var evet zor. Phoenix'te onları çok ters geliyor. Ama sonra Washington Atlanta ile oynuyor. Yani çarşamba günkü Denver Minnesota maçını kazanacak takım çok büyük ihtimalle Batı'yı birinci bitirecek. E, orada Denver'ın ilginç tarafı Denver'ın bu iki takıma karşı da sezon içi maçlarını kaybetmiş olması daha fazla maçı. Zaten Minnesota çok ters geldi onlara. O KC'ye karşı da hep son dakikalarda maçları kaybettiler bu sezon. Ama işte buradaki yarışta Denver daha rahat olan taraf. Çünkü Denver herkesin zayıf noktalarını biliyor. Alttan gelecek takımlara karşı daha önce tecrübesi var. Lakin sorun şu, O.K. case de Minnesota içinde birincilik ve ikinciliğin ödül olmayacağı bir senaryo. Aynen oluyor öyle. Çünkü altta Golden State, Los Angeles Lakers ya da Phoenix Suns'tan biri sana gelebilir. Mesela hani bunu daha önce de konuştuk. Oklahoma City mesela Lakers'la hiç oynamak istemiyor. Lakers onlara en ters gelen takımlar. Bu sezon diyor. fiziksel olarak çok ezildiler yani, Lakers'ta. La. E, e, her zaman öyle ama yani e, teorik olarak mesela Minnesota'da Phoenix'le oynamayı hiç istemez normal şartlarda. Bir e, birbirine çok ters gelen takımlar var o. Ya da mesela Denver ilk turda üçüncü oldu mesela. Denver de tamam avantajlı ama ilk turda altıncı gelen bir Phoenix'le oynamak istemez onlardan. Ya mesela. Phoenix zaten biraz herkesin biraz hafiften çekindiği takım ama şimdi e, yapısal olarak yani oyun stili olarak mesela Oklahoma City de Phoenix'le oynamak istemez ama Lakers'la daha çok oynamak çok, istemez. Tabii o ayrı, o, o, ayrı bir şey. Orada alttaki mücadeleyi ne diyorsun? Yani Lakers'ın Sacramento'yu ya geçmesi son hafta en çok beklenen şey şu anda. Çünkü Sacramento son her ne kadar biraz toparladılar ama Malik Monk ve Kevin Ortiz sakatlıklarından sonra onlar sezonu bitti mi soruları sorulmaya başlanmıştı. Artı şöyle bir şey var. Şimdi çok kısa özet geçeyim. Phoenix e, New Orleans 46 galibiyette. Sacramento Lakers 45'er galibiyette. Lakers'ın bir maçı fazla bu arada. Yani bir tane mağlubiyeti de fazla ama. Yani bu takımları bir galibiyet ayırıyor. Aslında bir buçuk galibiyet Lakers'ı çöner. Fakat Lakers bunların arasında en iyi e, gelen takım. Ve kalan takvime baktığımız zaman Lakers'ın takvimi de hiç fena değil. E, New Orleans'da oynayacaklar. Go bu arada bu akşam bir Golden State maçı var. Lakers'ın. E, bu akşamki New Golden State-Lakers maçı her zaman zaten çok büyük maçtır ama. E, Golden State'in sezonu hani 10. sırada bitireceğini garantiyip. Lakers'ın da önünü çok açacak bir maç olabilir. Ben Golden State olsam kaybederim. Ben de. Yani kaybederim. Lakers'ı benim üstümden atarım. Sacramento ile eşleşirim. Aynen orka. öyle. Aynen. Ee, onlar için de çok mantıklı olabilir. Zaten Stephen Curry'yi de biraz dinlendirmek Hı -hı. istiyorlar. Ama bu akşam bence oradaki düğümü çözecek maç o. Lakers onu kazanırsa kalan maçları New Orleans ve Memphis kalıyor. New Orleans'a biliyorsun çok ters geliyorlar zaten. E Memphis'in durumu ortada. Lakers oradan yukarıdakilerin durumuna bakarak altıncılığı bile gözüne kestirmiş oluyor. Şimdi diğer takımları bakıyorsunuz. Sacramento için sen söylemiştin zaten. E, Malik Mon ve Kemal Hurter gidince zaten çok geniş olmayan bir kadroda onların özellikle Darren Fox dışında bir yaratıcı oyuncu eksikliği ne çok güzel kapatıyordu Malik Monk. Yılın 6. adamı için önemli. Hiç bir sezon geçiyordu. E şimdi o olmayınca zaten hani çok ekstra oynaması gerekiyor bazı oyuncuların. E şimdi Harrison Barnes'dan, Keegan Murray'den ne alacağın üç aşağı beş yukarı belli. Bazen ekstra bir şey alsan çok bir şey değişmiyor. Evet, Devin Mitchell'ı falan son dönemde rotasyonu daha sık kullanmaya başladı. Ellis zaten kullanıyor. Ama şimdi Kionelis de Damian Mitchell'da savunma özellikle oyuncular hücumda çok ekstra şeyler verdikleri günler çok çok nadir oluyor yani tamamen sen Darren Fox'un çıldırmasına bakmaya başlıyorsun. E bir yere kadar o da getiriyorsun. Burada zaten Sacramento bu takımlar arasındaki en e, problemli görülen takım. E, Phoenix son dönemde çok formda. Fakat onların takvimi zor olduğundan bahsediyorduk. Şöyle bir avantajı var Phoenix'in yalnız. En zor takvim aslında Phoenix'in. Ama iki kere Clippers'la oynayacaklar ve Clippers 3 aşağı 5 yukarı yeri belli durumda. E, sonra sonra ile oynayacaklar. Ligin son maçında da Minnesota. Minnesota o sırada NBA birinciliğini garantilemiş olabilir ligin son maçında. Yani Phoenix için buradan sonra o çok zor görünen takvim e, rakiplerden bağımsız rakiplerin rahatlığıyla alakalı e, çok daha kolay olabilir. İşte New Orleans'ın ne yapacağını çok kestirmek zor. Ama bu yarış sadece bir galibiyet ayırdığı için yani bir tane e, kötü mağlubiyet, bir tane kötü maç, bir tane şanssız maçla çok belirleyici olduk. Ama 6-7-8-9 bir kere daha tekrarlıyorum. 6 zaten direkt playoff'a giriyor. 7 play'inde e, ev sahibi avantajıyla başlıyorsun. Yenilsen bile bir daha oynuyorsun. 8 gene play'inde iki maç oynama avantajına deplasmanda başlasam da. 9'a indiğin zaman da iki tane play maçı oynamak zorundasın. Ve ilk, ilk seferde de Golden State oynayacaksın düşün yani. Gene bir Golden State e Sacramento 9-10 maçı görürsek Sacramento herhalde kendini kesecek yani. Evet zaten yani onlar artık NBA'nin yakın dönemin en iyi eşleşmelerinden biri oldu. İşte burada ilginç olan şey Eskisi gibi bir seçme özgürlüğü yok takımların yani hmm. son iki maçta ben yatayım şuna gideyim hmm. noktası kalmadı artık çünkü yatarsan bir anda 3 sıra aşağı düşme ihtimali oluyor. Burada problemlerden biri de şu Sacramento oldu da son hafta çok iyi geçirdi mesela 4 maçın 3'ünü aldı hmm. alabilirler belli olmaz 6. oldular diyelim. 3. gelen takımın 6. ile eşleşmesi bu anlamda çok daha avantajlı olacak. Yani yukarıdakiler Sacramento'yu bekliyor. Diğer taraftan... Ama Sacramento'nun maçlarını söylüyorum. Oklahoma City... Pelicans'la oynuyorlar. New Orleans ki New Orleans onlara anormal ters evet. geliyor. Anormal ters geliyor. Ve Phoenix. Ve Phoenix. Evet. Portland var son maç ama yani o maça geldiğinde iş çoktan bitmiş olabilir. Orada ilginç olan da şu olacak bence eğer tam tersi bir hesap söylüyorum. Denver 3. olursa da Yedinci olmak altıncı olmaktan daha avantajlı olabilir bir yanda. Hmm. Çünkü OKC ya da Minnesota ile playinden gitsem bile ilk turda oynamak Demur'la oynamaktan çok daha iyi. Bu yüzden hesaplar çok karışık zaten. Bence zaten alttakilerin e, yukarıdaki üçlüden görece daha tercih edeceği... Tabii Karl-Anthony Towns'un durumu çok önemli bence. Hmm. Yani Karl-Anthony Towns'un e, idmanlara başladığı söylendi ama ne durumda olduğunu bilmiyoruz tabii. E, ama her şeye rağmen bence Oklahoma City oynamayı tercih eder alttan gelenlerin çoğu tabii ki. Çoğu yani. Yani bu e, oklamaya saygı duymuyorlar evet. anlamına gelmiyor ama playoff'ta üzerine plan yapması daha kolay bir takım oklama. Yani nerede sınır, yani sınırlandırabilir misin bilmiyorsun ama sınırlandırma yolu orada açık. O yüzden de Denver'a göre daha çok tercih edersin. Minnesota, yı, Minnesota yı da tercih edersin orada. Minnesota'nın da maç sonlarında elinin kolunun bağlanacağını biliyorsun. O yüzden Minnesota ve okey'si istersin. Minnesota çok yıpratıcı olur. O yüzden belki biraz daha az tercih ederler. Dediğim gibi Carl Anton Towns'un durumu da çok önemli ama hani Oklahoma City'ye yani sonuçta i mean... tepedeki üç takımdan bahsediyorum birbirine çok yakın. Onların arasındaki seçim yaptığın zaman bu kolay o zor demiyorsun. Tabii tabii. Daha az zor diye bakıyorsun. Ama ben alttan gelen hepsinin bir şekilde okunması diye biraz daha tercih ettiğini düşünüyorum. Ee, doğu tarafına da kısaca şöyle bir bakalım Kaan abi. Şimdi orada ilginç olan bir ikincilik yarışı doğdu. Hmm. Orlando Magic son dönemde müthiş bir çıkış yakaladı hmm. ve Milwaukee <laughs> yani... geriye doğru koşuyor. Milwaukee Bucks da Duck Rivers hoca yönetiminde son dönemde ligin <laughs> en formda olmayan takımı olduğu için çok zorlanıyorlar arka arkaya maçlarda. Birazdan konuşacağız zaten ama şimdi bir galibiyet kaldı Orlando <laughs> Milwaukee ve bu hafta Orlando-Milwaukee maçı var. Şimdi orada Orlando'nun ikinci olması hem alttakiler için hem üsttekiler için bütün dengeyi sarsacak. Ve bugün, bizim programın çekildiği ve yayınlandığı gün Boston'la Milwaukee oynuyor. Ben Boston'ın yerinde olsam az önce Golden State muhabbetinde olduğu gibi Milwaukee'ye yenilirim abi. Ve yani Milwaukee 2'de tutup Milwaukee ile Doğu finalinde karşılaşacağım bir senaryoyu tercih ederim açıkçası. Doğu yeri finalinde geleceğim. Ne fark 3, ols 3 olsa Üç olsa, dört ya ben açıkçası hani atıyorum New York, Cleveland, Orlando, Indiana tarafından gelecek takımın Doğu yeri finalinde bana çıkmasını tercih ederim. Orada Yanis'le eşleşmek yerine. Bir de Yenisi şu an görünen senaryoda Miami Heat'in tarafına atmak ya da Embiid'in tarafına atmak benim için daha avantajlı olur. Onlar orada birbirlerini kırarlar belki. Ya bir kere her şeyden önce e takımların ben kazanmak için sahaya çıkması gerektiğini düşünüyorum. Yani hani eşleşme için belki avantajları olabilir ama yani kazan abi kazanma kültürünü bozmayacaksın. Bir her şeyden önce onu söylüyorum. Clippers'ın zamanında Ya yani onu... karma muhabbeti yapılıyor evet orada haklı. Yok, Doğru. karma ya yani ben o karma o mistik şeylere girmiyorum. Hmm. Yani hani sen bu, burada işte ayarladın kendini sonra işte basket, <laughs> basketbol tanrıları seni sevmedi. Ben ona hiç inanmıyorum. Mistik şeylere. Fakat <laughs> abi takımı yani takımda her zaman bir kazanma kimliği olması lazım. Abi kaybederek avantaj sağlamak bir opsiyon olmamalı bence takım için. Bu ayrı, benim kişisel görüşüm bu. Ama bunun avantaj sağladığı senaryoları da daha önce gördüm. Denver'da yapmıştı bunu hatırlarsın 3 sene önce. 3 sene mi 4 sene önce mi neydi? Hakikaten de işe de yaramıştı. Clippers çok yapar zaten. Ben ama çok, ben kategorik olarak karşıyım buna. Burada yalnız kritik nokta şu. İkincilik yarışı oldu dedin ya. Abi ikincilik yaşında herkes geriye doğru gittiği için oldu yani. Evet yani New York şu alabilirdi, de, Cleveland alabilirdi, Orlando alabilirdi, Milwaukee alabilirdi. Bunlar arasında sadece Orlando formda son dönemde. Aynen öyle. Ve abi Orlando da hiç korkutucu bir takım değil. Ben onların arasındaki en özellikle playoff'ta kolay oynanacak takım olduğunu düşünüyorum. Yani e, çok kolay önlem alınacak. Ya böyle. aslında ligin en korkutucu savunması şu anda New York'la birlikte. Ama playoff için gereken hucuma çıkabilecekler mi? Mümkün değil abi bence. Ş şöyle bir şey var bir de. Şimdi New York bunların arasında en iyi durumdaydı. Fakat onlar Julius Randle'ı kaybettikten sonra özellikle e, Brunson'un performansı daha da artmasına rağmen Div DiVincenzo'nun orayı çok belli açılar yani skor alanında doldurmasına rağmen ama onlar da bir yere kadar gelebilir Onlar da patinaj yaptı yani. E, Cleveland görece krizde. Küçük bir çaplı bir kriz yaşıyor. Milwaukee, abi Milwaukee üst üste dört maç kaybetti. Kimlere yenildi biliyorsun değil mi? Dur birazdan konuşacağız onları. Aynen, aynen. Biraz Onu birazdan bırakıyorum. Burada peki <laughs> kimi şansı görüyorsun sen? İkincilik kişi mi? Ben hala Milwaukee'yi görüyorum yani ne olursa. Bu arada Milwaukee'nin kan takvimi de korkunç. Evet abi Boston'da oynayacaklar, evet. Orlando'da oynayacaklar. Diğer takımları da sayayım dur şimdi önümde açıktı. Oklahoma var, iki Orlando maçı var. Bir Oklahoma maçı var, bir Boston maçı var. Bu ne yani abi takvim? İki Orlando-Milwaukee maçı bence orada ikinciyi belirleyecek. Ne güzel oldu son hafta. Aynen. Yani izlenecek bir, mesela çok ama, güzel maçlar vardı. Ama bizim. alttan gelen New York ve Cleveland'ın onları zorlama ihtimali de yoktu. Şimdi bakıyorsun, abi açıkçası e, açısından bakarsak Boston şimdi bu takım herkesten 15 maç galibiyet fark oldu be abi. Bu, arada yani acayip bir şey ya. Yani. Akıl almaz 15 bir fark. Maç, 15 maç. Şimdi Boston maç. ve diğerleri gibi değil mi Doğu? Abi ben Boston olarak baksam yani şu anki Milwaukee'nin haliyle diğer takımlara falan baktığımda Abi geri dönen bir Embiidli Philadelphia dışında beni biraz da tabii ki doğal olarak e, DNA'sı gereği Miami dışında çok endişelenecek takım yok. Yani 2, 3, 4, 5, 6'dan hiç endişeleneceğini zannetmiyorum. E, zaten onlardan biriyle ilk turda oynayabilirsin bu hmm. arada. Yani mesela atıyorum Philadelphia Embiid'in sağlık durumuna göre belli olmaz. Evet oynayabilirler. Hmm, oynayabilirler. Yani onlar da Embiid'i çok seviyorlar. Miami istemezler. Doğru. Onlar Embiidli On, Philadelphia'yı isterler. Onlar da Philadelphia'ya çok ters geliyor. Yani Philadelphia yüzden... yani zaten daha iyi takım ama zaten çok da ters geliyorlar. Yani. Orada işte ilginç olacak son hafta ama yani yani bu hesaplar... Ya bu arada ben Boston kaybetsin derken de hani muhtemelen Brad Stevens soyunma odasını beyler bu maçı kaybediyoruz demeyecektir de Boston zaten son bir aydır her maç bir tane as oyuncusunu dinlendiriyor. En az bir. Kazanıyor. En az bir. Abi yani Sema Hazır'la Peyton Pritchard'la o kadar rahat maç kazanıyorlar ki. Yani Boston'da şey de çözüm değil. İki oyuncuyu dinlendirmek de çözüm değil. Sema Hazır'ın 18'de bir attığı maçı kazanıyorlar ya. Acayip ya. O yüzden de gerçekten çok zor buradan Boston'ın şey yapması ama şimdi işte Boston'da mesela bu sezonun emeğini yani bu sezonun mücadelesini ilk turda Miami ile eşleşerek karşına almış olacak. Tabii ki yenmek zorundasın sonuçta NBA finaline giden yolda. Herkes yeneceksin de komik bir şey bir yandan da. Orlando, Cleveland, Indiana'dan kaçıp orada şeyle yaşıyorsunuz. Burada üzücü olan şey tabii. Sonuçta NBA'nin dönmesi ve Philadelphia'nın işte arka arka galibiler kazanması bir derece iyi olsa da. Şimdi Batı'ya bakıyoruz abi. Şimdi ilk üç yarışı ve özellikle 6, 7, 8, 9 tabii. yarışı. Mesela Sacramento'yu çıkarırsak. iyi durumda olanların, formda olan özellikle Lakers çok formda. Golden State de daha iyi sezonun genelini bakarsan. E Phoenix çok daha iyi gözüküyor. New Orleans çok daha iyi gözüküyor. Dallas çok daha iyi. E, Clippers çok iyi gözükmesi de galibiyetler aldı. Toparladılar sonra. Hani e, Batı'da takımlar iyiye giderek bir yarış yaptılar. Abi Doğu'da kötüye giderek bir yarış oldu. O çok kötü bir şey bence. Ve yani. bak 25 yıl oldu artık neredeyse. Yani Batı Doğu arasındaki bu olayda 25 yıl oldu. O Doğu neredeyse. Batı, Doğu Batı kıyaslaması ayrı ben şeyi de söylüyorum. Sezonun sonuna geldiğimizde Batı takımları daha iyiye giderek bir yarışa bakarken Doğu takımlarının sezon kendi aralarında sezon içinden daha kötüye şu gidiyor. Şu da çok kötü ama işte. Sen mesela 45 galibiyet alıyorsun. Batı'da son play'in basamağındasın. Doğu'da atıyorum şu anda mesela 33 galibiyet alsaydın hani evet. Atlanta 36 yaptı son dönemde biraz daha iyilerdi. 33 galibiyet alsalardı orada olacaktı. Yani 45 ile 33 de çok büyük uçurum hmm. maalesef yani. En Sonuçta ee, abi orada e, en çok şikayet etmemiz gereken herhalde Houston. %50 galibiyet yüzdesi olsun. Üstelik Batı'da olduğun için daha çok Batı takımıyla oynadığın halde ama... Tabii Houston Doğu'da an... 8.lik falan adayıydı şu anda. 7. Bir de Doğu'da olsa Doğu takvimi olsa yani Doğu takımları daha fazla olsa daha da iyi olurdu. O zaman buradan haftanın enlerine doğru, geçelim. daha doğrusu haftanın dikkat çekenlerine doğru geçelim. Geçelim. Evet efendim misafirlikteyiz bugün ve algıda nagırlarımızla birlikte Kaan abi. Ee, bayramda bizi ziyaret edenlere. <laughs> Bayram şekeri niy niyetine... <laughs> o da tatlı sonuçta abi. Evet, herkesten akıllarımızı vereceğiz. E, sezonun da son 3x3'ünü yapıyoruz bu arada değil mi? Sezonun evet. son 3x3'ünü yapıyoruz. Son da sorularını cevaplandıracağız birazdan zaten. Oyuncularına başlayalım senin. Çünkü yani sezonun sonuna gelsek de bazıları durmuyorlar. Bazıları hatta çıldırmış vaziyette. Aynen öyle. Ee, yani bu sezonu zaten harika geçiren... Yani All Star olur mu denirken NBA'nin en iyi beşlerine, All NBA olmayı başaran... Daha da bir seçilmedi ama çok büyük bir olacak olan Jalen Brunson. Kesin, kesin. Ya özellikle şimdi Randall'ın yokluğunda da bir vites daha yukarı çıkıp... Yani bugün artık Jalen Brunson sadece New York'un değil... Şu anda NBA'nin en önemli skoralleri listesi yaptığın zaman mutlaka ilk 5'te, 6'da, 10'da aklına gelmesi gereken bir Zaten sayı, yani skor, e, sayı krallığında 4. sırada şu anda. Ve kaçtan geldi? Yani evet. sezonun ikinci yarısında galiba ikinci sırada olsa gerek. Ya ikinci, ya için üçüncü, ya sırada. Üçüncü zaten sıra, All-Star'dan beri usage rate'te Top Hı. kullanma oranında birinci. Yani bu e, Prime Harden'lar ve Don Cicler seviyesinde top kullanıyor. Geçen haftayı da 33 sayı 10 asist ortalamayla tamamladı. Harika bir hafta geçirdi zaten. Yok ee, hiç gene muhteşemdi. Gerçekten muhteşem. Yani ama yok için artık yeterince iyi sıfat kalmadı ya. Yok hiç yok içti diyeyim daha doğrusu. Ee, 32 16 9 ortalama yakaladı ve e, yani bunu yaklaşık bir 2 3 aydır yavaş yavaş görüyoruz. Ya bu adam ne olacak bilmiyorum ama yani her seferinde bizi daha da şaşırtıyor. Victor van Banyama Abi geçen hafta 24 sayı, 15 rebound, 8 asist, 6 blok ortalamayla geçti. Ve e, bunu yabancılar falan da çok söylüyordu. Hani bir, bu Van inşallah sağlıklı kalırsa diyelim. Ki kalacak yani ona göre iyi hazırlanmış. En kötü hali. Bu Van bundan kötü hiç olmayacak. Hep bundan daha iyi olacak. Ee, bu hafta şey videosu çok ünlü oldu. Görmüşsündür. San Antonio'da bir antrenörle... E, şey yapma, antrenman yapma videosu çok ünlü oldu. Orada bile anlıyorsun yani başka bir adam bu. Yani başka bir varlık basketbolun gördüğü. E, eski Amerikan mutfaklarından birinde kullanacaktım sonra unuttum. Abi iki hafta önce falan bir Memphis maçı vardı hatırlıyor musun? Abi Memphis maçında bir pozisyon var. Galiba maçın hemen başı Gigi Jackson'a acayip bir blok yapıyor. Topu yere çekiyor. Ondan sonra ikinci çeyreğin ortası falan galiba iki sıfır bir fast break var. Memphis fast break yapıyor. Van Bayam'ın arkadan koştuğunu gören kim de hatırlamıyorum. David Jack, Laver Laravia galiba. Gördüğünüz gibi hemen dışarı kaçıp takım arkadaşına o da kaçıyor. <laughs> yani resmen <laughs> hayalet görmüş gibi kaçıyorlar. Aynen, geliyor, Podora. geliyor geliyor geliyor. Geliyor Cin geliyor diye. Ve ben açıkçası yani bu sezon bunu çok konuştuk ama bir kez daha altın çizim. San Antonio Spurs lütfen seneye rekabetçi bir takım kurmaya çalış en azından bir garda almaya çalış bu Aynen takıma. Öyle. Çünkü bu adama yakışıyor yani. Bu adama ihtiyacı var. Bu. İyi pas veren bir garda Aynen her şeyden önce bu buna ihtiyaç var. Ben de Jenny Jackson Junior'ı aldım burada. Son iki maçta acayip oynadı <laughs> o da. 37,5 sayı, 5 rebound, 3,5 asist, 3 top çalma, 1,5 blok. Bu sezonu hiç alamamıştık Jenny Jackson Junior'ı. Sezonun sonunda artık onu bir analım. Kim Memphis'in şeyini de seviyorum yani. Ne kadar saçma bir takım olurlarsa olsunlar. Hala bir düzenle oynamaya çalışma ısrarı var takımda. Taylor Jenkins o konuda iyi iş yaptı. Ya tabii. çok Mesela ben Taylor Jenkins'in maçı anlatırken şeyine sinir olurum abi. 25 sayı fark vardır. 40 saniye kalı o alır mesela. Bu tribine sinir olurum tamam mı? Ama onun bile bir mantığı olduğunu görebiliyorsun. Bu takımda Camorant dışında ipleri gevşetmenin bu takıma zarar vereceğinin farkında. O yüzden sürekli en yüksek şeyi tutuyor bu takımı. Dolayısıyla Detroit ve Milwaukee maçlarını yenmeleri de önemliydi bu hafta. Kyrie Irving'i aldım. Haftanın yıldızlarından biri Aha. Kyrie Irving. Bir çok tane ya. efsane maç oynadı. Efsane Aynen. bir Houston Rockets maçı oynadı. Onun dışında bazı maçlarda düşük yüzde el atsa da 32 sayı, 5 yaban, 3 1.5 top çalma ve yüzde 40 ile 3'lük atıyor şu anda. Sağ içinden bazen düşse de yüzde çok fazla hatta bence az bile deniyor. Yani 7-7.5 tane deniyor. Bence 12-13 tane bile deneyebilir. Bu arada Donçiş'le olan e, uyum demek istemiyorum ama Görev paylaşımı konusunda ideal değil ama ideal, yani çok çok mesafe kaydettiler. İyi abi. bir seviyeye geldiler. Yani çok çok önemli iyi bir seviyeye geldiler. Ve yani bazen bundan çok büyük anlam çıkarmamak lazım ama beden dilleri açısından çok iyi duruyor. O birbirlerine sarıldıkları bir pozisyon mesela Ü çok güzeldi. Houston maçının sonunda yani şimdi Kayri tabii çok tuhaf bir karakter olduğu için ondan hani normal okumalar yapmak çok doğru olmuyor ama abi bu kadar içten bir şekilde. E paylaşılırdı o an evet. diyeyim. Houston maçının sonundaki an gerçekten çok etkileyici. Bir de Doncic çok yoruluyor maç sonlarında. Artık yorulduğu zaman o topu kayrıya veriyor ve kenardan kenara çekiliyor. Bu çok önemli bir şey. Ya zaten olacak. hani e, direkt yazılı bir senaryo gibi değil ama şöyle bir ana plan oluştu. 3 çeyrek Doncic takımla birlikte götürüyor ki Doncic oturduğu zaman biraz kaybediyor. Son çeyrek Kyrie biraz şey yapıyor. Yaratıcılığını kullanmaya başlıyor ki yani bu çok ideal değil, çok doğal değil ama bence olabilecek en mantıklı temel senaryo bu takım için zaten. Orta Dante da çok formda son dönemde. Acayip rotasyonun parçası oldu. Tyrese Maxey'i ekliyorum. Embiid'in dönüş Tyrese Maxey'e yaradı. 32 sayı 5 bant 8 asist yaptı. Şut yüzdesi düşük ama denemekten vazgeçme ve çok rahatladı Embiid'in gelişiyle birlikte. Takımlarda kimler var? Ee, abi Milwaukee var. Şimdi dört ben var bir Abi dört maç kaybettiler. Fakat öyle 4 maç kaybettiler ki 17 maç falan kaybetmiş gibi hissettiriyor. Toronto, Washington, Memphis, hadi New York bir de yani. Abi to Toronto'da gerçi falan. Abi Toronto, Memphis ve Washington son 40 maçta 4 galibiyet falan aldılar zaten yani. Ve bu, üç takımından en iyi oyuncularından bir 5 çıkarsan yine o 5'in playoff'a girmeme ihtimali var. Milwaukee'ye karşı oynayan kadro olur kaydımdan. Acayip bir şey yani bunları yenildi. Çok inanılmaz. Yani. Ve dağılmış görünüyorlar son maçlarda. Abi çok çok yani böyle şey gibi bırakmış gibiler yani hı hı. ki abi ki, Doğu'da ikincisin hala ne... Neye... Ee, Cleveland var, onlar da hiç iyi durumda değil. 3 üç, üç mağlubiyet üstü saldar. Phoenix, doğu Batı turunda onlar arka arkaya işte Los Angeles'ta iki maç kaybettiler Clippers ve Lakers'a, Phoenix'e değinirdiler. Hele ki Lakers maçı mıydı? O hangi? Clippers maçı. Clippers, Clippers. Çok kötüydü. Çok abi. kötüydü Clippers maçı. Clippers 26 maçı. sayıdan verdi. Ve diyor. yani öyle bir... İlk çeyrek 40 sayı attı Cleveland. İkinci çeyrek 40 sayı attı. 40-40. İkinci yarı 32 sayı attılar abi. Abi bunlar şimdi mağlubiyet var mağlubiyet var tamam bunlar çok 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 kötü göstergeler ki zaten onların vücut dili de korkmuş. Evan Baldwin'in durumu hiç iyi değil çok kötü gözüküyor. Bir de iyi takımdan bahsedeyim Philadelphia. Bir eşkatlamış gibi gözüküyorlar. 5 galibiyet aldılar. Aralarında Oklahoma City ve Miami gibi kaliteli galibiyetler de var. Philadelphia'nın da Embiid %100 gibi değil ama ne olursa olsun şu, hala çok etkili. Umarız çok kısa sürede formunda bulur. Philadelphia'nın tekrar resme girmesi de sevindirici. Ben de Dallas'ı aldım onlar orada. Son 16 için 14'ünü kazandı Dallas. Şanssızlık tabii yine Clippers'la eşleşecekler. Belli açılardan Üstün geldikleri bir takım, belli açılardan da yenildikleri bir takım. Yani serilerin sonunda özellikle çok zorlandıkları bir takım. Ama yani trade deadline'dan beri de yine iyi takımlarından biri de Alice Milwaukee almıştım zaten sen bahsettin. Bir de Clippers'ı koydum orada. Clippers de son 7 maçın 6'sını kazandı. Şimdi her zaman çok pürüzsüz görünmediler o maçlarda. Ama kazandılar mı kazandılar. Aynen öyle. O önemliydi ve Paul George çok iyi göründü. Özellikle Cavs evet. maçını çok ikonik bitirdi Paul George. Hem savunma hem ucumda. Yani bu Mobley'in üzerinden attığı şut acayipti yani maçın sonunda. Ve Harden'da biraz daha toparlanmış gözüktü ama Kavay'ın olmamasına rağmen bu maçların önemli bir kısmı tabii, kazandı. son üç Aa, kazandılar. Tabii sonuç maçını Kavay'sız kazandılar. Çok iyi gözükmediler senin de söylediğin gibi ama kazanmaları önemliydi. Anlarda ne var Anlarda sende? Anlarda çok bahsettik bu Dallas-Houston maçı. Evet 16 maçın 14'ünü kazandı ama yani bu Dallas-Houston maçını Houston hediye etti onu söylemek lazım. Maçın sonunda işte bazen e, ben özellikle biz tabii Türk milli takımından biraz alışkınız ama e, bu serbest atışlardan maçın kaybedilmesine çok takılıyorum. Maçın sonunda öyle bir şey oldu ki 3 sayı öndeydi e, Houston. Fred Van Fleet tek serbest satış kullanıyordu. Fred Van Fleet %83'te serbest satış kullanan bir isim. Kaçırdı serbest atışı. 25 saniye kala. Dallas geldi. Harika bir maç oynayan. Özellikle son çeliği mükemmel olan Kyrie. Üçlü iyi bir pozisyon buldu. Üçlüyü kaçırdı. 10 saniye kala artık maçı kazandı diye bakıyorsun. Taktik foul yaptılar Jabari Smith'e. Jabari Smith %83'e foul atan bir oyuncu. İkide sıfır attı Jabari Smith. E. Topu aldılar 5 saniye kala. Mola da yoktu. Koştururken taktik foul yapmak yapmaları gerekiyordu. Yudoka kenardan bağırıyordu. Fakat Uyuya kaldılar. Kim Reciblock uyuya kaldı. Sonra Guildenboks yapmaya çalışırken kaçırdı şeyi Doncic. Doncic köşede ekzüm buldu, ekzüm üçlüyü attı. Maç uzatmaya gitti, uzatmada Dallas kazandı. Hakikaten arandılar yani. Aynen. Bir diğeri de ya bu tip spesifik pozisyonları çok bahsetmeye gerek yok. Hata hata oluyor. Mesela daha işte Miami Indiana maçı'nın sonunda. Ben onu aldım ha, şimdi Anlardım. Tamam, o zaman sana bırakayım Hı -hı. onu. Öyle şeyler oluyor. Ama fakat bir pozisyon var. New Orleans Orlando maçı geçtiğimiz hafta. Jalen Suggs fast breakte, daha doğrusu transition gibi bir pozisyonda potaya yönelirken McCollum onun potaya çok rahat gideceğini gördüğü için eliyle itti Suggs'ı. Ve sonra elini kaldırdı yani ittiğini göstermek için Foylan'ın. Suggs da dengesini kaybetti. Bu arada başka bir nefes, kime çarptı hatırlamıyorum. Najee Marshall olabilir. Çarptı. Dengesini kaybetti. Bir de biraz tehlikeli bir pozisyonda oluştu. Sinirlendi biraz da Jalen Suggs. Sonra ayağa kalktı. Hakem steps çaldı. Abi Saks delirdi doğal olarak yani. Kolum çok komik orada. Beni da bakıyor öyle ne oluyor diye. Ya? yani pozisyonu izlememen lazım onu çalman için zaten. Abi inanılır gibi değil yani o da... Ulan yuh dedim yani. Ben de Miami Indiana maç sonunu aldım. Çünkü yani biz bunlardan bahsetmiyoruz ama çok önemliydi Miami Indiana maç sonu. NBA sonra. bu sabah şey itiraf etti. NBA kabul etti zaten. Yani maçın Miami tarafından yani Miami'nin kaybetmesine sebep olan iki tane hata yaptığını kabul Ve çok etti. çok fahiş hatalar. Aynen öyle. Yani Tyler Roya, TJ McConnell'ın yaptığı 55 saniye kala 3 sayılıkta yaptığı faaliyet vermediler. Ve Bemede Bayo'ya çaldıkları fail de yanlıştı evet. maçın sonunda. Şimdi bu iki tane hatayı yapmasalar ve Miami galibiyetiyle bitse Miami play'inden yukarı çıkacak 6. olacak. Ama hakemlerin iki yanlış kararı sorursa Miami 8'de kaldı. 3 serbest atışını Miami'nin elinden alıyorsun. Şey iki serbest atışı diye diyorsun. Acayip bir şey. Yani. Acayip bir şey. O yüzden de yani bir anda doğum mücadelesini etkileyen bir karar vermiş oldular. Yani Boston'ın ve Milwaukee'nin kaderini de etkileyen bir maç oldu bu. Garip bir karardı o yüzden de. Buradan Fast geçelim. Geçelim. Evet efendim sezonun son fast breakindeyiz. Sizlerden gelen soruları cevapladığımız bölümde. Çok teşekkür ediyoruz sezon boyunca pek çok soruyu aladınız. Dosyalarımıza o soruları kaydettik. Aranızdan yani sorularını cevaplayamadığımız olduysa lütfen kusura bakmasın. Hani her programa o kadar çok soru geliyor ki belli soruları seçme şansımız ee, var. Evet bir kere daha teşekkür edelim. Bundan sonra hani gene tabii ki sorularınızı yazabilirsiniz. Baktığımız bize ilham da veriyor. Ama spesifik olarak böyle soru cevaplamayacağız. O yüzden hani şimdiden belirtelim onu da. Tabii yani playoff'ta özellikle işte hafta 3 programa açık çıktığımızda da siz sorularınızı oraya yazdığınız zaman veya görüşleriniz, biz zaten bakıp programda ona uygun bir konu teması seçiyoruz genelde. Ama spesifik bölüm olmayacak. Kaan Kural NBA'deki evlatları neye göre hmm. ve ne zaman seçiyor? Cloud sormuş bunu. Evlatları iyi performans gösterdi. Bir baba gibi gururlanıyor mu? Kaç NBA oyuncusunu evladı gibi görünüyor, görüyor. İzin verirse ben de evladı olabilir miyim? yani. <laughs> ee, bakalım abi o kriterlere uyarsan <laughs> neden olmasın? Ya benim e, basketbol dışı sebeplerim çok daha fazla. Bir kere yani işini, iş ahlakı yüksek olmalı. Ee, ama basketbol dışında da bir özelliğiyle bir dünyaya bakışıyla falan e, bir renk arıyorsun. Bir renk arıyorum daha çok ee, dünya bakışı benim için yani daha sağ dışı demeçleri ne bileyim boş zamanları nasıl değerlendirdiği falan benim için önemli. Mesela Brook Lopez falan o yüzden severim mesela da. Evlatlarımı da yani sonuçta çok NBA'de çok daha sevdiğim özel oyuncular var ama beşle sınırlandırmak bir beş gibi olsunlar diye sınırlandırmaya çalışıyorum. Her sene başında biraz hani onu değerlendiriyorum. Mesela geçen yani geçen seneye kadar Jalen Brown'la Clay Thompson vardı ama özellikle onların A, e, gidişatları. Clay Thompson'ın biraz e, mendebur ihtiyara dönmesi. Clay Thompson. herkese dört işaret yapması seni biraz rahatsız ya, etti. Emekli albaya dönüşmesi biraz beni rahatsız etti. İşte Jalen Brown'ın özellikle yani çok entelektüel bir kariyerden biraz daha sabit fikirli bir kariyere dönüşmesi beni biraz. Çok daha iyi oynuyor bu arada. Kariyerinin en sezonunu geçiriyor da benim için o esas kriter değil. Onları çıkardım ama zaten benim en az evladım yıllardır. Mike Conley'dir. O değişmez. Steven Adams bu sezon oynamadı ama hala evladımdır benim. Ee, yani o, o, da değişmiyor. Ee, Tyrese Haliburton'u ekledim onları çıkardığım için. Hani zaten bunlar biliniyor. Ee, Michael Bridges bu sezon çok kötü sezon geçirdi. Onu da tutuyorum. Jim Butler'ı almıştım tekrar geri ama Jim Butler gene bu sezonu hiç takmayarak geri oraya kaybetti. O yüzden bir beşinci olarak bir isim daha bulacağım. Yani bu, var işte mesela Brook Lopez'i alabilirim gayet rahat bir şekilde. Oraya ekleyebilirim. Ee, evet kim olabilir? Mesela Herb Jones falan olabilir. Herb Jones'un sağ dışı bir şey yok. Sağ işte. dışı bir şey yok. O tam benlik bir <laughs> oyuncu ben. Herb Jones'u ben de çok seviyorum. Aynen. Ben ama, bayılıyorum Herb ama, ama sağ dışı bir şey lazım. Sana. Aynen sağ dışı bir şey lazım. Ee, i̇yi oynadıkları zaman bir miktar gururlanıyorum ama ben e, her oyuncu için aynı şeyi söyleyeyim. Kendi potansiyelleri ve kendi kapasiteleri olarak derdim. Kendi kapasitesinin üstüne çıkan her oyuncu benim için e, iyidir, sevinirim. Ama özel ilgi duyduğum oyuncular olduğu zaman, mesela Mike Conley'in Minnesota ile birlikte başarılı olması, ama tabii ekstra gurur duyuyorum. Hmm. Ee, bir de bir hikaye, bunu daha önce anlatmıştım ama bir de anlatmam lazım. Ee, yeri gelmişken, bahsetmişken. Mike Conley, Utah, yani Mike Conley ile birlikte çalışan herkesin Mike Conley için söylediklerine inanamazsınız. Yani adam hakikaten melek konumunda falan. Utah'tan ayrılırken Utah'ın küçük orta yani küçük hissedarlarından biri Twitter'da bir şey paylaşmıştı. Şey dedi ya yani ben genelde bu pozisyonum gereği oyuncularla ilgili pek fikir bekliyorum ama bunu da belirtmem lazım. Mike Conley'i başarılar dedim umarım çok başarılı olur. O sizin o e, kızınızın evlenmesini isteyeceğiniz damat adayı oğlunuzun olmasını isteyeceği insan dedi. Ya. Ha bundan daha büyük övgü olur mu abi? Ya, o insana Gerçekten yani. abi. A, Colin Sexton da şey demişti ayrılırken. E, ben onun dakikalarını alm almaya çalışırken bana en fazla yardım eden o oldu demişti. O çok acayip bir adam. Dedi. O yüzden zaten takımda bulundurmak her zaman hmm. bu takımın standartını da çok değiştiriyor. E, May Salza Salz da sormuş. NBA'de hangi takımlarda GM yapmak, GM yapmak istersin? ben genelde bu sorulara yani koçlukta da, oyunculukta da, GM'likte de New York Knicks cevabını veriyorum Kaan abi. Çünkü yani... James Dolan'la çalışılır mı be abi? Abi bir kere çok güzel tazminat alıyorsun. Ha, yani bir noktada seni kovuyor yani James Dolan. <laughs> Sen daha pragmatik baktın olaya. Evet ve yani hiçbir zaman senin de suçun olmuyor. Çünkü James Dolan'la çalıştığın için saçma bir karar vermiş oluyor sürecin sonunda. Ama daha da önemli olan şey şu. Ya takım 21. yüzyılda o kadar başarısız oldu ki. Şu ana kadar mesela şu dönemde çok başarılılar. Carmelo döneminde kısa çok iyi sezonları olmuştu ama şu anda tekrar kimliklerini buldular. Bu takımın tekrar kimliğini bulmasına yardımcı olacak herkes ikon statüsüne çıkıyor mesela Jalen Brunson programın başında bahsettik. Jalen Brunson büyük bir New York ikonuna dönüşmek üzere. Yani Hatta dönüştü. Dönüştü. Yani bunu daha da taçlandıracak bundan sonra. Bu yolun sonu nereye çıkar bilmiyoruz. Doğu finali mi olur? Gelecek sene belki NBA finali olur. 3 sene sonra belki NBA şampiyon olur bilmiyoruz ama 90'lar New York'undan sonra 70'ler New York'undan ve 90'lar New York'undan sonra en ikonik takımı olmak üzere bu New York Knicks. Ve Jalen Brunson çok yakında birkaç sene içerisinde heykeli dikilecek bir New York oyuncusuna dönüşecek. Ve New York'un da kazanmak değildir heykelin dikilmesine sebebi çok başka bir karakter bekler. Onlar Boston ya da Lakers gibi bakmıyorlar. Brunson'da da o karakter var. O yüzden ben de New York'ta yönetici olmayı tercih ederdim mesela. Leon Rose ki hani eski bir oyuncu menajeri olduğu için biraz daha e, temkinle bakılan biriydi. Leon Rose şu anda e, şey guru kabul edilmeye başladı. Evet bak. yani Leon Bu arada Leon Rose geldiğinden beri belki çok Büyük değil ama hep doğru hamle yaptı. Çok ilginç bu da. Çok ilginç. Şansı da yaver gitti bence ben, ama ben. Leon Rose da William Wesley de iki efsane menajer. Ben mükemmel iş çıkardılar tipsle birlikte orada. New York ve yani yeni takılan, katılan bir takım olacağı için Seattle'la birlikte de Seattle fenomeniyle birlikte NBA'de olmak da hoşuma giderdi. Yani Seattle'la New York aldım sana Las Vegas'ı bıraktım genel menajerlikte kanal. Benim için zaten hiç yani <laughs> bu, 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 sorunun şeyi yok yani hani başka bir alternatif yok yani. Süreyya Bar sormuş teknolojinin gelişimiyle ilgili ile yapay zeka programlarının maçlarda pek çok yenilik sunması işte maç anında görselin anime boyutuna çevrilmesi gibi. Bütün bunlar maça giden seyirci sayılarını azalmaya sebep olur mu? bu arada şimdi Özellikle yapay zekadan bağımsız bu virtual reality yani e, sanal gerçeklik e, geliştikçe bu işte Apple Vision Pro çok öne çıkardı ama bunun zaten bir sürü örneği var. Hı hı. Artık evinde salondan maçı izleyebileceksin yakın zamanda. Bu yani, sence güzel tutar mı sence? Abi tutar şu açıdan tutar. Düşünsene işte e, telefonuna bir bildirim geliyor. İşte diyor ki işte Clippers-Lakers maçı işte... E, Üçüncü çeyrek sonunda şurada diyor. Abi takıyorsun ve abi sağ, sağ kenarından izliyorsun. Yani Sağının içinden hatta izleyebiliyorsun. Şimdi e, tabii ki bu baş ağrısı falan şeyleri var yani etkileri. Onların belli oranda giderildiği senaryolardan bahsediyorum. E, güzel bir şey. Fakat şunu unutmamak lazım. Bu belki Avrupa'da ya da başka bir yerde biraz etkileyebilir ama... Amerikalıların maça gitme ritüeli başka bir şey. Yani bunlar izleme deneyimini, uzaktan izleme deneyimini artıran ve uzaktan izleyenler için çok şey vaat eden unsurlar. Ama maça gidenler için maça gitmenin anlamı Amerika'da çok daha farklı. Amerikalılar maça maç için gitmiyorlar. Onu bir ne derler ya konser de öyle yani Hı -hı. onu bir akşam aktivitesi olarak yapıyorlar. Yemeklerin de orada yani maça yüzde %80'i yemeğini orada yiyor mesela. Ee, orada insanlarla takılıyorlar, e sohbet ediyorlar. Çoğu zaman maçı doğru düzgün takip bile etmiyorlar. O bir aktivite olduğu için... Etkilese bile çok 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 minimal etkiler. Mesela Avrupa'da daha fazla etkileyebileceğini düşünüyorum ben. Ama Amerikalılar için maça gitmek maça gitmek maçı seyretmek için yapılan bir aktivite değil temel olarak. Avrupa'da niye etkilemez biliyor musun? Çünkü internet kalitesi zaten hiçbir zaman tutmayacak abi. Her Öyle zaman maçın canlı yayını önden gidecek. Öyle değil mi? Bak her zaman bak, skor app'leri sana o Vision Pro'da izlediğin şeyden daha önce sonucu söyleyecek. Sen, sen Türkiye'de kötü deneyimler yaşamışsın ama bak ben sana bir örnek vereyim. Bugün Avrupa'nın en başı, en iyi interneti nerede biliyor musun? Estonya falan galiba oralardı. Ha. Ya o tip şeyleri. Bulgaristan ve Romanya'da abi. Bulgaristan ve Romanya'da görece Avrupa'nın en geri kalmış ülkeleri. Niye orada biliyor musun? Çünkü Avrupa Birliği'ne ilk girdiği zaman Almanlar... Testler oraya koymuş. <laughs> bütün altyapıyı alıp bütün altyapıyı sıfırdan yaptılar. Ve şu, bugün Kore ile falan yarışan bir interneti var Bulgaristan'da. Güzelmiş. E i̇stersen yapıyorsun Hı. abi yapabiliyorsun yani yapabilecek teknoloji var. Sadece e, var olan sistemi yenilemek daha zor oluyor. Ben, yani... ben NBA League e de o konuda güvenmiyorum abi ne yalan söyleyeyim. Güvenmiyorum yani NBA League Pass gelmiyor çünkü teknolojiyle birlikte. Şu an zaten teknolojinin gerisindeyiz ama ilginç olacak tabii ki. Starlink'i çözerler. İnşallah. <laughs> Atalay, bu arada 5G'ye geldiği zaman onlara hiç ihtiyaç kalmıyor. 5G abi 300 gigabitle transfer yapabileceksin 5G üzerinde. Yani. Bekliyoruz abi merakla <laughs> bekliyoruz. Atalay Kerem sormuş... Ben NBA'deki bazı eksik takımla, takımlara kafamda bazı eklemeler yapıyorum. Siz hangi takıma aktif oyunculardan kimi ekleseniz cuk oturur derseniz? Mesela Lakers'a Clay Thompson, Dallas'a Gobert gibi eklemeler düşünüyorum. Clay Thompson herkese yazılıyor. Çünkü ben hala Clay Thompson'ın Golden, Thompson Golden State'de kalmayacağını düşünenlerdenim. Bence Golden setle Clay'in yolları ayrılabilir bu sene sonra. Bu arada Clay biraz hile gibi ya. Clay çünkü her yani iyi bir durumdaki yukarı her takım olur. Çünkü. Tabii dün or şey haberi çıktı görmüşsündür. Orlando Magic haberi çıktı. Can hmm. Yani şutör arıyor Orlando Magic. Clay Thompson boşta. O yüzden Clay Thompson herkese yazılacak bu yaz zaten. Mesela onun ölçeğinde olmasa da ben Orlando gibi takımların bu Sam Merrill tipi oyuncularla gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok şey değiştiriyor böyle bir şutlar o takımlarda. Ben yıllar boyunca bu programda çok konuştuk. Ojanlı bir herkese yazdım abi. Ojanlı bir de doğru adrese gitti ama sonun sağlıklı kalamıyor işte Ojanlı Abi şimdi Ojanlı bir Clay Thompson gibi oyuncular bence biraz kaçak cevap oluyor. Yani Joker gibi onları her yere yazarsın. Fakat daha spesifik örnekler mesela Dallas Gober örneği bence bu açıdan önemli. Tabii Gober çok ekstrem. Artık ihtiyacı kalmadı Dallas'ın evet. ama belli ama olmaz. Şey, yani, aslında Gober'ini aldı onlar. Yani Gober'i almadı ama Gaffer de aldı. burada bence benim sene başından beri zaten özellikle sezona iyi girdiğinden beri kafama takılan Orlando. Abi Trey Young Orlando bence. Çünkü Trey Young'ın yaptığı her şey Orlando'nun ihtiyacı olan şey. Trey Young'ın zaafı olan her şeyi de Orlando belli oranda kapatabilir yani. Ya ilginç olabilir. Zaten bence Trey Young ve Atlanta'da bir yol ayrımına geldi bence şu anda. Ya, yani. Trey Young San Antonio'da çok konuşuluyor sezon başından beri biliyorsun. O da mesela Sanan, şeyin başka bir modeli. San Antonio'da belki de daha da iyi olur. Ben ama Orlando'nun şu anda zaten var, e, hala hazırda bir yapı kurduğunu düşündüğüm için o yapıya bir tane çok önemli top yönlendirici lazım oraya. Şimdi, orada orada Ceyl... sıkıntı şu bence. Paolo Banchero ve Franz Wagner'dan topu almak biraz fazla topu almak ne kadar mantıklı olur uzun vadede ondan emin olamıyorum. Çünkü ya Trae o... çok topla oynuyor. Ya biraz işte onu hafif törpülemesi gerekiyor diyeyim. Ama mesela Jalen Suggs da çok iyi tamamlayacak bir oyuncu Trey yani. Young. Jalen Suggs yani Trey Young uçurur. Mesela Darius Garland Victor Wambayama da iyi olabilir orada. Evet, Darius Garland'ın Cleveland Cavaliers kariyeri çünkü eğer Donovan Mitchell kalacaksa çok sıkıntı. Ama Donovan Mitchell kalmayacak gibi. Abi aynı şey bu arada Orlando için de geçerli. Darius Garland şey de olur yani. Tabii Orlando da olur. olur. Hatta evet, daha iyi olur. Evet, yani. evet topu daha az kontrol ettiği evet. için Darius Garland olabilir. Yani mesela Isaiah Artenstein yazın serbest kalacak. Mesela ben uzun süredir Aziz Artonç'tan OKC şeyi olabileceğini bekliyorum. Ama New York da çok seviyor Artonç'u. New York ona iyi bir kontrat verecektir. Bence senede 12-13 milyon dolar verecek New York ona. Yoksa OKC artıştan çok iyi olur. İyi bir pasör ve tamamlayabilecek bir oyuncu OKC'deki herkesi. Phoenix'te olur. Phoenix'te olur. Ama Phoenix'in ne? Phoenix hiçbir şey alamaz ki abi. Metiş bir beni seni bile alamaz şu anda. Yani o kadar az yeri var Phoenix'in sansın. Çok teşekkür ederim Can abi. Herkese de tekrar iyi dinlenmeler, iyi bayramlar diyelim efendim. Playoff artık çok az kaldı. Salı ve cumaları buradayız. Playoff'ta salı cuma pazarları burada olacağız. Bizimle birlikte olmaya devam edin lütfen. Hoşçakalın. Hoşçakalın.